Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çok lezzetli ekşi mayalı kraker tarifi paylaştım. Eğer evinizde ekşi maya yoksa kuru maya ile de yine aynı bu yöntemle yapabilirsiniz. Açıklama kısmına ben kuru maya ile yapmak isteyen arkadaşlarım için yine oran yazacağım. 1 su bardağı dolusu ben yoğurt suyu kullandım. Yarım su bardağı sıvı yağ, zeytinyağı olursa daha da lezzetli olacaktır. Şimdi ikisini güzelce çırpıyorum. Buzdolabında bekleyen ben ana mayamı çıkarttım. Onun adı Bahar. Kendim üretmiştim. Biliyorsunuz kanalımda tarifi var. Gerekirse ben de sizlere adım adım yönlendiriyorum. Adım adım yardım ediyorum. Her evde inşallah artık ekşi maya olacak. Popüler olmaya başladı. İnsanlar artık keşfetmeye başladı. Ben de çok mutlu oluyorum. Ekmek tariflerim de var kanalımda. Yapmak isterseniz her konuda sizlere destek veriyorum. Şimdi arkadaşlar ben buradan 2 yemek kaşığı maya alacağım. Bu arada şu hemen mantı kısaca anlatayım size. Ekmek yapsak da yapmasak da biliyorsunuz bu ekşi mayayı haftada 2 defa beslememiz gerekiyor. Farz edelim ki biz ekmek yapmadık. Ne olacak? Bu maya artacak. İşte böyle tariflerde değerlendirebilirsiniz. Yarın inşallah omlet tarifi paylaşacağım. Orada değerlendirebilirsiniz. Yani çöp atmak yerine bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu arada hemen şunu da belirteyim. Ben şimdi maya aldım ve benim mayam azaldı. Onu çoğaltacağım hemen. Yan tarafta ben birazcık un takviyesi yapacağım. 2 saat oda sıcaklığında bekleteceğim ve buzdolabında kaldıracağım. Ertesi günü ekmeğimi yapabileceğim. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, kırmızı toz biber, karabiber, biraz da zerdeçal ilave ettim. Kendi zevkinize göre bu baharatları artırabilirsiniz. Tabi tuz ilavesi de yaptım. Güzelce karıştırdım. Kontrollü bir şekilde unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Orta sertlikte bir hamurumuz olması gerekiyor. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çok doyurucu bir kraker. Bir hafta boyunca da evinizde bozulmayacaktır. Çocuklar da çok sevecek. Gerçekten de tadı çok güzel. Yani içinde ekşi maya var. Tadının kötü olması da imkansız. Tabii kuru mayayla da yapabilirsiniz. Buraya kadar gelen sevgili arkadaşlarımdan yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili de bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Şimdiden hepinize teker teker teşekkür ederim. Kural hala geçerli. 8-10 dakika boyunca hamuru güzelce yoğuruyorum ki lezzetli olsun diye. Bu arada toplamda 3 su bardağı dolusu un kullandım ancak yetersiz geldi. 3 yemek kaşığı dolusu daha un ilave ederek tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Dediğim gibi orta sertlikte ele yapışmayan bir hamurumuz olacak. Hamur artık istediğim kıvama geldi. Şimdi üstünü örtüp buzdolabına kaldıracağım. En az 1 saat boyunca buzdolabında bekleteceğim. Dışarıda bekletmiyoruz. 1 saat yeterlidir. İsterseniz 2 saat, isterseniz 3 saat fark etmez. Bir gece bile buzdolabında bekletebilirsiniz. 1,5 saat boyunca buzdolabında dinlendirdim. Şimdi hemen açabildiğim kadar açacağım. Ne kadar ince olursa o kadar iyidir arkadaşlar. Bu hamur o kadar güzel bir hamur ki açması çok kolay. Saniyeler içerisinde hemen kocaman bir hamur açacaksınız. Çünkü gerçekten de kıvamı çok güzel. Hatta bu hamuru elinizden hiç bırakmak istemeyeceksiniz. Bu şekilde hemen ince ince şeritler halinde kesip şekil vereceğim. En pratik yöntem budur arkadaşlar. Ben bir yöntem daha göstereceğim ama çok fazla önermiyorum. En güzel yöntem bu. Hamur o kadar çok güzel kıvamlı ki hemen şekil veriyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz şekli burada verebilirsiniz. Fırını şimdi 220 dereceye ayarladım. Üstüne çerek otu ve susam dökeceğim.
Ancak yapışması için suluyorum. Yani ekmeklerde de ben bu yöntemi kullanıyorum. Hatta elimle sürüyorum suyu. Yoksa hemen kurur, hemen hızlı olmamız gerekiyor. Kurursa yapışmayacaktır. İlk tepsiyi ben fırına gönderdim. Şimdi bu şekilde ben size göstermek istiyorum ama çok fazla da tavsiye etmiyorum. Hem biraz zaman alıyor hem de çok yer kaplıyor. Tercih sizin tabii ki de. Ben yine göstermek istedim. Ve artık fırından çıktı. Altı üstü kızarana kadar fırında kaldı. Süreyi vermem çok doğru değil. Kendi fırınıza göre ayarlamasını yapabilirsiniz. Ortalama yine 35-40 dakikayı buldu. Gerçekten de arkadaşlar muhteşem. Zaten görüntüde her şeyi anlatıyor. Sizi böyle iştahtan da kesecek bir tarif diyebilirim. Diyet yapan arkadaşlarım da hiç evinden eksik etmesin. Çok doyuruyor ve gerçekten de çok lezzetli. Aslında rengi daha güzel ama hava çok kapalı olduğu için tam rengini burada aslında göremiyorsunuz. Şimdi hemen müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Bu kadar mı güzel olur? Bu kadar mı lezzetli olur? Ekşi maya her şeye çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Gerçekten de bayılacaksınız. İçinin baharatı, yağ oranı, tuz oranı her şey tam yerinde. İnanın şu anda yemelere doyamıyorum. Yanında bir çay yeterli olacaktır. Belki de günü iki tane krakerle de kapatabilirim. Dediğim gibi çok çok doyurucu. Ve bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.